Buyurun anneciğim. İça, ne kadar güzel bir sarıyor. Pahalı bir yerden aldın galiba. Ne kadar verdin? Güzel, öyle değil mi? 3000 verdim. Ama bu açık renk çok, yani sen koyu renk seversin. Ben kendim için değil, annem için aldım. Bugün annemin doğum günü. Ona hediye edeceğim. Canda, başkalarının eşyalarına göz dikmemelisin. Bu ailenin bir ferdi olarak yaptığın hiç hoş değil. Sen İça'ya annesinin tapasya için gönderdiği o şeyi göster, olur mu? Bay Takur ve hanımefendi Damini'nin tapasya için kuru yemiş hazırlayıp göndereceğini söylemişti. Bunu biz gönderseydik, bolca badem, kaju ve pahalı hediyeler koyardık. Peki, tamam. Bugün Damini bir takurla bir hizmetçi arasındaki farkı öğrenecek. Bu arada Damini de İşini gayet iyi biliyor. Kabul ediyorum, tamam, ailemize yanaşmak istiyor. Ama bir hizmetçi nasıl hediye alınır, nereden bilecek? Bu parayla olmaz, kültür meselesidir. Gidelim Canda. İça, hala hediyeleri paketlemedin mi? İçimde annem bu sarıyı beğenmeyecek gibi bir his var bir. Neden beğenmesin? Bence bunların hepsi onun çok hoşuna gidecek. Neden biliyor musun? Çünkü anne baba için çocuklarının sevgisi her şeyden önemlidir de ondan. Böyle düşünmeye devam edersen hediyen elinde kalacak. Şimdi hemen hediyeyi paketleyip yola çık bence. Annem seni bekliyordur. Görüşürüz. Biraz önce bir telefon geldi. Maalesef amcam vefat etmiş. Nagpur'daki amcan mı? Evet o. Uzaktan akrabam. Siz hiç tanışmadınız. Demek uzaktan akrabam. Gitmek istersen biletleri ayarlayabilirim. Hayır. Tapasya'nın doğumuna kadar hiçbir yere gitmek istemiyorum. Yengemi ararım, telefonla konuşurum. Ramu Efendi, bu Vir için önemli bir dosya. Ofise giderken ona vermeyi unutma. Yoksa o kesin unutur, olur mu?
Baba, anne. Bugün annemin doğum günü. Ben annemlere gitmek istiyorum. Tabii, tabii. Gidebilirsin. İtça. Ben gelemeyeceğim. Amcam vefat etmiş. Başsağlığı dileyip cenazeye kadar yas tutacağım. Sen de evde kalmalı, ailemizin matemine ortak olmalısın. Bu görevin. Ve böylece sen de bu aileye olan saygını göstermiş olursun. Bir dakika. Evet. Kayınvalidene saygı göstermelisin. Ben böyle düşünüyorum. Bize iyi bir gelin olarak yapman gerekenleri yaptın. Şimdi bizim yapmamız gereken de annene gitmene müsaade etmek. Sen ne diyorsun? İnsanlar sonra ne der? İnsanların ne dediği... ne zamandan beri umrunda Gombandi? Uzaktan akraban olduğunu, gitmeye gerek olmadığını, telefon edeceğini söyledin az önce bana. Ama bugün bu zavallı kızın annesinin doğum günü. Gidebilirsin. Ben gitmene izin veriyorum. Kim ne isterse yapsın. Ben karışmıyorum. Sen git hadi kızım. Sorun yok. Bunu ben hallederim, merak etme. Ve benim yerime de annenin doğum gününü kutla lütfen. Tamam babacığım. Gördün mü? Önce anne oğul arasını bozdu. Şimdi de utanmadan karı koca arasına giriyor. Herkesin arasını açıyor. Sen niye annenin doğum gününe gitmiyorsun bakayım?
नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी तो जैसे